Merhabalar, ben Köteyiz Köte. Ben de Ömer. Ve kel sunucularımızla beraber Kernel'la Sohbet programına hoş geldiniz. Şimdi, Kernel'la Sohbet ne? Ömer abi? Kellerle sohbet diyelim biz buna. Kernel'la o da olabilir. O da olabilir. Kernel'la Sohbet basitçe Linux üstüne Türkçe bir podcast. Haftalık. Umarım. Çekmeye ve editlemeye üşenmezsek. Ve benim vaktim olursa. Evet. Peki, kendimizi tanıtalım. Kanal zaten şu an bunun yayınlandığı kanal. Benim kanalım, ilk bölümün yayınlandığı. Fakat gene dışarıda bilmeyen kişiler izlemiş olabilir. Ben kendimi basitçe tanıtayım. Türkçe daha çok mühendislik üzerine olan oyunları, Minecraft teknik modlarıdır, Shenzhen.io'dur, Space Engineers'tır vesaire vesaire oynayan bir Türk oyun yayıncısı idim. Böyle. Bunun yanı sıra Linux camia, Linux tarafından ne diye soracak olursanız, yeni yetme bir sistem adminiyim. Fakat bir yandan da işsizlik sağ olsun web programlamaya yönelmiş durumdayım. 2006'dan beri Linux kullanan bir insanım. Pardus'un topluluğunda bayağı görev almışım. Sonrasında Pardus ortada hani Pardus'ta karmaşık işler olduğunda ben o dönem yoktum işte. Ayrılmıştım topluluktan. Köften bir soru soracağım sana. Dinliyorum. Hangi Pardus'tan bahsediyoruz? 2012 öncesi. 2012 öncesi Pardus. Bilmeyen arkadaşlar için Pardus ismi birçok Pardus tarafından kullanılıyor. Bu yüzden şu anda komedi şekline dönmüş durumda. Her ne kadar kendilerini sevsek de her iki şeklinde böyle bir komik durum var yani. Yani ilginç durumlar var. Neyse, buna çok fazla değinmeyelim. Ömer abi sendeyiz. Ben Ömer, daha ne anlatayım? 98'den beri Linux camiasında bir şekilde bulunmaya çalışıyorum. Daha çok çeviriyle başladım. Ben elektronik mezunuyum ama elektronik mühendisiyim ben. Linux'un normal yaşamda olabildiğince kullanmaya çalışıyorum ve diğer insanlar kullanabilsin diye çeviri olarak veya böyle başladım, çeviri işleriyle başladım. Mandrake Linux'u Türkçeleştirmesiyle Türkçeleştirme koordinatörlüğünü falan yaptım. Artık belli şeyden sonra çeviri kesmeyince işin yazılım boyutuna kayıp yazılımcı olarak devam etmeye başladım. Bilen arkadaşlarınız için KD denilen bir görsel ara birim vardır. Onun aktif geliştiricilerinden biriyim. Yani beni tanıtabilecek kısa şeyler sanırım bunlar. Yani bilmemiz gereken temel bir yer bu şekilde. Zaten ikimiz de bu podcast'in de ilerleyen bölümlerinde daha yakından tanımaya başlayacaklar. Aynen. Özellikle evet, belirtmem gerekiyor. Bu benim ilk podcast'im. Daha doğrusu ilk yayınım. O yüzden olabildiğince fazla heyecanlıyım. O yüzden suçlu lisan edersem şimdiden affolsun. Alışacaksın. Umarım. Alışacaksın. Neyse. Ne diyorduk? Bu ilk bölümümüz ne üstüne olacak? Bir kere Linux diyoruz. Nedir bu Linux köfte? Sanırım bir sandviç çeşidiydi. Hmm. Ya bu bir işletim sistemi mi? Yoksa özel biz kellerle sohbet dedik isimler. Kernel işletim sistemi Linux hangisidir? Evet. Başladık şimdi pirincin taşını ayıklamaya. Evet. Daha deneyimli olan Ömer abimize burada bir topu atalım. Hem konuşmaya da alışır. Umarım alışırım. Arkadaşlar Linux işletim sisteminin kendisi değildir. Linux dediğimiz kısım kernel yani çekirdek dediğimiz kısım. Yani anlatmamız gerekirse arabanın motoru kısmıdır. Yani bir motora tek başına siz araba diyemediğiniz gibi Linux'a tek başına bir işletim sistemi diyemezsiniz. Donanımla yazılım ara birimini bağlayan kısma Linux adı veriliyor. Bir de şirketler var. Çeşitli şirketler var. Mesela bazıları köfte tarafından çok çok sevilir. Analım. Canonical gibi mi mesela? Mesela. Bu arada arkadaşlar diyoruz bunlar büyük şirketler olabilecek gibi tek bir arkadaşın, tek bir kişinin oluşturabileceği bir dağıtım da olabilir. Bu şirket veya kişi bu kernel dediğimiz Linux'u alıyor. Üzerine sallıyorum oyun olsun, görsellik olsun, mouse'un kullanılacağı kısımlar olsun veya örneğin sallıyorum Winamp gibi MP3 almak için programları tutun veya Spotify gibi programları ekleyip bir paket haline getiriyor, paket şekline sokuyor ve buna dağıtım deniyor. Aslında bizim Linux işletim sistemi dediğimiz şey
bir dağıtım. Aslında Linux GNU dememiz gerekiyor ama o ayrıntısına şimdilik girmeyelim. Yani biz biraz kısa tutalım burayı. Aynen. Bu arada Ömer abinin bahsettiği olay dolayısıyla yani kern çekirdek dediğimiz kısım, Linux dediğimiz kısım sadece. Onun üstünden paketlenerek gerekli programlar, gerekli kütüphaneler vesaire kurularak ve onlar ayarlanarak dağıtımlar oluşturuyor. İşletim sistemi onlar. Ve bu yüzden Ömer abi de ben de aynı kernel'ı kullansak da aslında farklı işletim sistemleri kullanıyoruz. O Fedora'cı. Ben Arch kullanıyorum. Ama belirtmem gerekiyor. Ben Fedora'yı seçmemdeki sebep tamamen kullanım kolaylığı değil. Ben tam daha tersi. Çok mazoşist bir insan olduğum için olabildiğince bana canımı yakması için olabildiğince buglarla karşılaşabileceğim sistemleri tercih ediyorum. Bu sayede siz arkadaşlar karşılaşmadan bu bugları düzeltmeye uğraşıyorum. Bu arada unutmadan Fedora dedik de Fedora Rawhide kullanıyor. Yani Fedora'nın test sürümü. Testi test etme sürümü daha doğrusu. Evet. Fedora'nın kendisi de zaten bir test dağıtımı aslında da. Neyse. Bu arada arkadaşlar kusura bakma köftem kestim ama bir şey eklemem gerekiyor. Ben Fedora'da veya köfte ağaçta herhangi bir şey düzeltince bir başka dağıtımda bunu alıyor. Yani benim bir yerde düzelttiğim bir şey diğer bir başka dağıtımda da edinildiği için her iki tarafa da karşılıklı olarak yardımlaşma sağlanıyor. Tabii burada bahsettiğimiz projeler MIR gibi projeler olmadığı takdirde. MIR o nedir? Bilemeyeceğim. Neyse. MIR'i hala kenara bırakalım. Bilmiyor. MIR'i kenara bırakalım. Canonical'ın da bırakması gerektiği gibi. Bırakın. Bu arada evet. Podcast'imizin bir özeti. Canonical'a arada bayağı söveceğiz. Ya da bazen övebiliriz de. Bu halimize göre değişebilir. Arada Bing'i de övelim. Neyse. Microsoft'u övme zamanımız geldi o zaman. Neyse. Linux dediğimiz şey Linux yani bir çekirdek ve bunun üstüne kurulan işletim sistemlerinin ailesine genel olarak da Linux diyoruz aslında bir yandan. Yani ve bu sistemler arkadaşlar tamamen community yani insanların dışarıdan katkı yapan insanların geliştirmeleriyle katkılarıyla birlikte büyüyen bir sistem. O yüzden geliştirici kelimesi mesela bizim için Türkiye'de daha çok programcı için anılsa bile bizim Linux camiasında, daha doğrusu açık kaynak kodu camiasında geliştirici her manada girebiliyor. Yani bir satır Türkçeleştirme katkısıyla bile olsa veya tutup da ikon tasarlamasını yapsanız bile siz bir geliştiricisiniz. Bu arada unutmadan katkı vermek ve geliştiricilik demişken benim geliştiriciler konusunda kesinlikle en takdir ettiğim grup ve muhtemelen Arch komünitesini en çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi belgelendirme. İyi belgelendirme yapan adam pek çok kod yazan adamdan daha değerli olabiliyor bazen. Aynen. Neyse. Bunda bu konuda her ne kadar kızsam da köpten bu kadar ne kadar kızsam da Microsoft bu konuda gerçekten çok iyi dokümantasyon konusunda. Bizimkiler birazcık dokümantasyonu sallayabiliyorlar. İşin evet. Açıkçası. Özellikle bazı dağıtımlar ve bazı projeler dokümantasyonu bayağı umursamayabiliyor. Ve hani bu şey pek çok kullanıcı için aslında sorun yaratıyor ya da o projeye katkı vermek isteyen insanlar için de sorun yaratabiliyor. Neyse. Aynen. Biraz teknik konulardan uzaklaşalım. Değineceğimiz bir nokta daha var. Özgür yazılım nedir? Bu sefer de topu sana bırakalım bakalım. Evet. Bunu sen anlat. Öncelikle açık kaynak kod ve özgür yazılım diye iki kavramımız var. Bunları bir belirtelim. Bunlar her ne kadar çok benzer kavramlar gözükse de aslında değiller. Aslında benzerler ama değiller. Açık kaynaktan bahsedelim. Açık kaynakta olay şudur. Program yazılır. Programın bütün kodları açıktır. Herkese açıktır. Okuyabilirsin istediğin gibi. Fakat özgür yazılımda bu olay olmasına rağmen arada bir fark var. Sen buna istediğin gibi katkıda bulunabilir ya da buna istediğin bir değişikliği yapabilirsin. Sana bu özgürlük sunuluyor. Aralarındaki fark bu şekilde. Özgür yazılım dediğimiz kavramda da şöyle bir avantaj oluyor. Bütün bir community yani bütün bir topluluk o projenin gelişmesine katkı sağlayabiliyor. O projeye bir şeyler ekleyebiliyor, bir şeyler düzeltebiliyor.
Ki Linux camiası da aslında bu şekilde büyüyen bir camia. Özgürlük daha da ileri gidiyor Köfte. Bu yazılımı alıp sen satma imkanına da sahip olabiliyorsun özgür yazılımda. Evet, öyle bir detay var. Ama orada daha çok yazılımın kendisini değil de yazılımın hizmetini satıyor gibi bir mentalite kullanıyorlar insanlar. Yok genelde. Yok, tam manada özgürlük. Yani sen bunu al, istersen kapat ve sat. Bakınız Apple. BSD kernel'ı kullanıyorlar. Ama açık kaynak kod mu? Hayır. Bu fiyatla sattıkları sürece ben bakamıyorum hiçbir Apple'a yalnız. Evet. Neyse. Artık laptop fiyatına da telefon sattıklarına göre neyse devam edebiliriz konumuza. Evet, özgür yazılım kavramını da bu şekilde özetledik gibi. Ve sanırım Linux'a yeni başlayan insanlara ne önerebiliriz? Buna değinmemiz gerekebilir. Ancak öncelikle podcast hakkında bir şeye değinmem lazım. Podcast'in bu ilk bölümü benim kendi kişisel kanalımda yayınlanıyor. Hani neticede burada hali hazırda bir izleyici kitlesi var. Fakat bundan sonraki bölümleri bu kanalda değil, Free Talk kanalında yayınlanacak. Free Talk kanalında bu podcast'in asıl kanalı. İlk bölümü belki oraya da tekrar da yükleyebilirim. Bunun yanı sıra bir adet SoundCloud hesabı da açacağım. Oradan da sadece ses haliyle dinleyebilirsiniz. Bu şekilde iki farklı ulaşım yöntemi olacak ve ekranım kararmaya karar verdi çünkü mouse'u uzun zamandır kımıldatmıyordum. Evet, bu şekilde böyle bir durum. Bu arada Köfte. Evet. Bu Linux'ten yaratık da mouse klavye kullanılabiliyor mu birlikte? Sanırım kullanılabiliyor. Ya çünkü insanlar orada akan yazıları falan görüyorlar. Hiç mouse'un kullanılmadığı bir sistem olarak düşünebilirler bunu. Değil mi? Tamamen olsun arkadaşlar. Fakat ufak da bir detay var. Hiç klavye kullan, büyük bir çoğu muhtemelen hiç klavye kullanmadıkları bir Linux cihaz da kullanıyor. Android'ten bahsediyoruz galiba. Evet. Hani Linux dediğimiz şey bu kadar geniş bir kavram aslında. Cep telefonundan saatlerine kadar her şey. Hatta yani Evinde Linux olmayan internet kullanıcısının olmadığını iddia edebilirim arkadaşlar. Çünkü modemlerimizin tamamına yakınında Linux bulunuyor. Yani %99.9 ihtimalle evet. Arada bir iki BSD çıkabilir. Ya özgür yazılım diyelim o zaman. Linux'u evet. Kısıtlamadan. Evet. Yani dünya Microsoft dünyasıyla sınırlı değil arkadaşlar. Ya masaüstü piyasası evet Microsoft tek elinde ciddi anlamda. Fakat diğer alanlar pek o şekilde değil. Ve işin esprisini biliyorsun. Linus Torvalds yani Linux'un ilk başlatan projeyi arkadaşımız. Bunu aslında masaüstü sistemler için tasarladı ama masaüstü sistemler dışında her sisteme ulaşabildi bu sistemimiz. Her sistemi domine etti. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar sistemimiz veya bizim proje gibi konuşuyoruz. Çünkü buna bir satır olsun çeviri veya katkıda bulunursanız bunu bırakın. Destekleseniz, arkadaşlarınıza tavsiye etseniz bile bunun geliştiricisi sayıldığı için bunun sahibisiniz. Ya tam olarak geliştirici demeyelim de katkıcı kavramı daha mantıklı. Katkıcısı. Tamam, katkıcı katkı diyelim. Sağlamış bir insan oluyorsunuz bu projenin gelişmesine. Doğal olarak sizin sayılıyor. İşin açıkçası. Yani bir parçası oluyorsunuz siz de aslında. Ki bu özgür yazılımın en güzel özelliklerinden biridir aslında. Bir topluluk yaratıyor gerçekten. Ve o topluluk üzerinden tanışan insanlar oluyor ki Ömer abi benim çok sevdiğim bir abimdir. Bu insanla ben Linux camiası sayesinde tanıştım. Bu camia içerisine girmeseydim, böyle bir şey olmasaydı bu adamla ben tanışamayacaktım mesela. Sessizlik oldu Ömer abi. Biraz öyle oldu. Aynen öyle. Aynı şekilde seninle tanışmam da aynı şekilde oldu. Biz daha önceden ben seni bir şekilde tanıyordum ama birebir yüz yüze tanışmamız Linux şenlikleri veya diğer etkinlikler sayesinde olmuştu. Zaten sen de önceden de tanışmamız özgürlük için forumlarından oldu. Orası da öyle. Yani. Herhalde direkt Linux sayesinde tanıştık seninle. Öyle. Hatta spesifik olarak Pardus sayesinde diyebiliriz. 2012 öncesi Pardus. Aynen. O noktayı belirtelim. 2006-2012 arası. 6 yıllık bir efsane. Hatta onun
Onun üzerine bir bölüm yapabiliriz ileride. Pardus sevenler. Eski Pardusçulardan kim kaldı? Aynen. Hatta eski Pardus kullanıcılarından birkaç tanesini de konuk olarak alabiliriz. Neyse, nostaljimizi bir kenara bırakalım. Linux'a merak salmış bir insana neler önerebiliriz? Unity. Evet abi. Unity. bu espriyi asla anlamayacaklar. Artık asla anlayamayacaklar çünkü Unity'yi öldürme kararı aldı o Canonical. Belli olmaz. Biri de karar almıştı ama. buna değinmişken Mir haberi... Yok. Mir haberini sonraya bırakırız. Neyse. Başlangıç önerilerimizden biri ne olabilir? Arkadaşlar, bilgisayarınıza kompleten yüklemenize veya hard diske veya herhangi bir şekilde sisteminizi değiştirmenize gerek olmadan indirdiğiniz bir şeyi, ISO dosyasını USB'nize yazmak, hatta veya CD'ye yazarak bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Yani sisteminizde bu Linux nedir veya bu Linux Ubuntu nedir, bilmem ne nedir gibisinden merak ederseniz sisteminize kesinlikle zarar vermeden kullanabiliyorsunuz. Ama live, ya buna live live system deniyor. Bunun ufak bir detayı var. Sistem geneli değişiklik yapamıyorsunuz. O oturumu kapattığınız andan itibaren o değişikliklerin hepsi gidecek. Artı burada daha yüzeysel bir kurcalama yapabiliyorsunuz. Hani bu detayları aklınızda bulunur. Ancak bu neymiş? Hakkında bir, yani şeklinde bir genel izlenim oluşturmak istiyorsanız kafanızda makul bir seçenek. Gidip bir Mint ISO'sunu, Ubuntu ISO'sunu, Fedora ISO'sunu. Fedora'da live vardı değil mi? Var. Hepsinde. Live olmayan yok. Bu arada istersen birazcık da Kali'den bahset. Kali'ye merak saracak arkadaşlar da olacaktır. Linux'a meraklıysanız eğer Kali çok mantıklı bir seçenek değil. Kali'nin tek bir olayı var. Yok, ne olduğunu bahset de belki oradan birkaç kişi denemek ister. Olabilir. Güvenlik yazılımlarının, hani güvenlik testi yazılımlarıdır, şudur budur, toplandığı... Yok, sen genel ismini söyle bunun. Ne amaçla kullanabiliyorlarmış bu yazılımı, bu Kali'yi? Acemi hackerlarımızın bulaştı. Pardon, profesyonel hackerlarımızın tırnak içinde bulaşmak istediği yöntemi mi diyorsun sen? Aynen. Neyse, ona çok değinmeyelim. Basitçe Kali güvenlik yazılımlarının toplandığı bir dağıtım. Yani normal bir dağıtımdan tek farkı içine güvenlik yazılımları kurulmuş. Normal kullanıcıların kullanacağı programlar yerine. Bu. Zaten dağıtım dediğimiz şey senin beğendiğin özellikteki yazılımların bir araya toplanması. Sen toplarsın, köfte Linux dersin. Yani. Muhtemelen Arch tabanlı yaparım. Ha, bu arada köftem, sen bir tane dağıtım yaptın diyelim. Veya bunu çıkarttın. Bir sene sonra çıkarttın. Bunun sürümü 1.0 olacak ya. Hangisi daha yeni olacak? Mesela Ubuntu 12 sürümü var veya ne bileyim SUSE 12 sürümü var. SUSE 12 mi daha yeni olacak? Yoksa yapacağın köfte 1 mi daha yeni olacak? Bunu nasıl anlayacak insanlar? Maalesef ki köfte 1 daha güncel olacak. Fakat buna anlamının yöntemi şu. O dağıtımın kendi yılına göre hesaplayacaksın. Aslına bakarsanız arkadaşlar, paket bazlı bakmanız, daha doğrusu kernel'a, yani paket paket, mesela çekirdek dediğimiz motor kısmının sürümüne bakmanız, içerisinde kullanılan, sallıyorum, KDE veya GNOME görsel arayabilmenin sürümüne bakmanız, yani aşağı yukarı paket paket hangisinin daha yeni, hangisinin daha eski olduğuna bakmanız gerekiyor. Çünkü sonundaki 1.0, 2.0, 17.10 gibisinden baktığınız şeyler tam göstermiyor. Şimdi Allah'tan dağıtımlar şeye geçtiler. Yıl gösterecek şekilde. Mesela Ubuntu o şekilde geçti. Mesela biz demin bahsettiğimiz sürüm, hangi sürümden bahsettin az önce? Neyin hangi sürümden bahsetmiştim? Ubuntu'nun. Ha, evet. Ubuntu'nun sürüm numarasını söyle mesela. Ubuntu şu anki güncel sürümü 17.04. Yakında çıkacak sürüm 17.10. Yani burada direkten hangi yılda çıktığını anlayabiliyoruz. 2017'nin 4. ayında çıkmış, 2017'nin 10. ayında çıkacak. Evet, Ubuntu sürüm numarası olarak böyle bir sistem kullanıyor. O konuda Mint mesela o şekilde ilerlemiyor. Mint sürüm numarası veriyor. 18.3 olması lazım güncel sürümü şu an. Aynen. Bir de şeyler var. Rolling şeyleri, dağıtımları anlattın. Evet. Rolling dağıtımların sürüm numaraları her daim birdir. Veya sürüm numarası hiçbir zaman olmuyor. Mesela yok hani. Onun hani sadece mecaz bir sürüm, hayali bir sürüm numarası var orada.
Rolling dağıtım... Söyle. Rolling dağıtımların şöyle bir olayı var. Dağıtımı kurduğunuz andan itibaren o dağıtım genelde güncel bir halde oluyor. Yani güncel paketlerde oluyor. Bazen olmayabiliyor, lokalden kurulmuş olabiliyor da. Orada güncelleme şu şekilde ilerliyor. Bir paketin, yani bir programın ya da bir kütüphanenin yeni bir sürümü çıktığında bu genelde kısa bir süre içerisinde depolara eklenir. Depolara eklendikten sonra direkt herhangi bir normal yazılım güncellemesi esnasında bunların hepsi iner. Bu sayede sürüm mantığı üstünden gitmezler. Genelde sürüm üzerinden giden dağıtımlar mesela Ubuntu, çekirdek sürümünü mesela kitler. O da şey, o sürümün hayatı boyunca o çekirdek numarasından daha, o çekirdek sürümünden daha üste çıkmaz. Bu şekilde önemli kütüphanelerin çoğu alt sürümlerde bırakılır. Peki bu sistemlerde güncellemeler ne sıklıkla geliyor Kökten? Mesela Microsoft'ta bir güncelleme gelmesi yaklaşık olarak bir 4 ay falan alıyor. Hatta güncellemenin üstüne güncellemeyi güncelleyecek bir güncelleme gelir Microsoft'ta. Linux veya açık kaynak kod dünyasında ne kadar sıklıkla güncellemeler gelebiliyor? Bu hani projesine göre değişebiliyor. Ancak hani bazı büyük projelerin standart güncelleme zamanları var. Mesela aşağı yukarı yeni sürümlerin çıkması veya büyük açıkların kapanması ne kadar süre alıyor? Bu arada özgür yazılım camiasında ufak bir detaya da söyleyeyim. Ara sürümler de çok fazla çıkar. Ara sürümlerin olayı şudur. Mesela kernel sürümün 4.12 diyelim. 4.12'de bir tane açık bulundu. Ona hemen bir yama yapıldı. Öyle bir durumda 4.12.1 sürümü yayınlanır. Gene 4.12'dir, sadece o yama eklenmiş hal, o değişiklik yapılmış halde. Büyük değişiklikler yapılmaz bunda. Bunun yanı sıra genelde büyük projelerde birkaç ayda bir güncelleme yapılır. Büyük güncellemeler yapılır. Güvenlik güncellemeleri ise hani çıktığı saniye gelir genelde. Gökten, şunu da belirtelim arkadaşlara. Linux sistemlerde, daha doğrusu bu açık kaynak kodlu sistemlerde, siz sisteminize yüklediğiniz bir paketin güncellemesine girip de o paketi tekrardan internetten indirir şekilde değil. Bir güncelleme sistemde yüklü olan bütün paketlerin, bütün yüklü olan her şeyin güncellenmesi manasına gelir Linux sistemlerde. Yani mesela bir Windows kullanıyorsunuz diyelim. Neyiniz var? Spotify'ınız var. Sallıyorum. WinRAR'ınız var. WinZip'iniz var. Neyse. Siz bir tane yeni sürüm gelince o programın içerisinden onu güncellemek için uğraşırsınız. Ama açık kaynak kod dünyasında, daha çok Linux'ta, BSD'de ve BSD sistemlerinde falan, bu sistem central, merkezi bir sistem vardır. Sen sistemi güncelle dersin, sistemine yüklü her şeyin güncellemesi gelir. Hiç beklemeden. Bütün sistemin güncel olur. Evet. Yani sadece çekirdektir, şudur budur gibi alt tabanda bir şey güncellendiği takdirde bir sistemi yeniden başlatmanız gerekir. Onun dışında güncellenen programı yeniden başlatsanız da yeterli oluyor. Anında her şey... Aynen. Windows'ta mesela en ufak güncelleme yaptığınızda bilgisayarı yeniden açarsınız. Bizim öyle bir şeyimiz yok, derdimiz yok. Evet. Bu yüzden mesela ben diyelim güncelleme yapmak istiyorum. Direkt tek bir işlemle bütün çekirdeğim olsun, kütüphanelerim olsun, kullandığım yazılımlar olsun, mesela OBS olsun, Firefox olsun, Discord olsun. Bunların hepsinin güncellemesi tek bir işlemde tamamlanıyor bende. Aynı şekilde Ömer abide de, herhangi bir Linux kullanıcısında da. Tabii Linux from scratch kurmadıysanız ona değinmiyoruz. Ha bir de arkadaşlar, Köfte'nin belirttiği gibi bazı insanlar paket sistemleri kullanmaktansa, daha doğrusu birilerinin paketlediği sistemleri kullanmaktansa, programcıların yazdıkları açık kaynak kodları indirip sisteminde onu değerlemek dediğimiz işlemi yaparak kendi bilgisayarında çalışır hale getirir. Ama bu sistemi bu şekilde yaptığınız zaman doğal olarak yeni sürümü gelince yeni sürüm kodlarını indirip onları bir daha değerlemeniz gerekir. O yüzden normal ev kullanımı için paket dağıtımla, yani paket sistemli dağıtımları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. En azından ben. Bu arada paket sistem dağıtımla derleme dağıtımları arasındaki farka bir de az değineyim. Muhtemelen kullanacağınız çoğu dağıtım paket tabanlı dağıtımdır. Gentoo, Linux from scratch ya da Slackware gibi şeylere yaklaşmadığınız takdirde paket tabanlı bir şeyi kullanıyorsunuzdur. Yani Ubuntu'dur, Mint'tir, Fedora'dır, Suse'dir, Arch'tır, Manjaro'dur. Bunların hepsi paket tabanlı. Paket tabanlı da olayımız şu şekilde, o kaynak kodlar bir adet geliştiriciler tarafından derleniyor, paket haline getiriliyor.
paket yöneticiniz neyse onun uzantısında RPM'dir, DEP'dir, tarz XZ'dir, Arch'a girdik. Neyse. Bu şekilde uzantılarla birleştiriliyor, paketleniyor ve bir depoya atılıyor. Siz sadece paket yöneticinizi kullanarak, paketleri yönetmek için kullandığınız programı kullanarak oradan o paketi kuruyor, kaldırıyor, güncelliyorsunuz. Bu şekilde yapılıyor. Yani bütün program kurulumları çoğu Linux dağıtımında merkezi bir noktadan gerçekleşiyor. Köftem, arkadaşlara bunu daha basit anlatmak için en basit örnek olarak Android sistemlerimizdeki Google Play'i gösterebiliriz. Bütün programlarınızı Google Play üzerinden, Google Store üzerinden yükleyip kaldırıyorsunuz. Aynı şekilde Linux'taki bütün programları kendi paket yönetici sisteminizden deponuzda yükleyip kaldırıyorsunuz. Evet, aynı mantık. Sadece bu mantığı sistemin tamamına etki edecek şekilde düşünün. Sadece programlara değil. Aynen. Sistemin temel kısmına da etki ediyor. Bu Linux camiasında bayağı kullanılan bir yöntem. Yani dediğim gibi saydığım 3-5 tane sayılı dağıtım bunu kullanmıyor. O da hani derlemek isteyen kullanıcılar için. Derleme dediğimiz bu arada derlemenin de kattığı bir avantaj var. Derlendiği takdirde direkt derleme, yani kullanılabilir hale getirilmesi direkt sizin bilgisayarınız için oluşturulmuş oluyor. Bu sayede hani aşırı stabil bir biçimde çalışacağı ve muhtemelen çoğu paketten daha hızlı çalışacağı garantidir. Ama hani aynı donanıma yakın donanımlarda da çalışacaktır yine, ama sallıyorum. Sizin bilgisayarınız bir Intel i7 bir işlemci sahip bir şeyse, sistemse, Intel i7'de derlediğiniz bir şey tamam AMD bir sistemde yine çalışacaktır ama aynı performansı almayacaktır. Aynen. Fakat depolardaki paketleme ise direkt mimari üstüne paketlendiği için depoların sahibi kim? Depoların sahibi genelde dağıtımların kendileri oluyor. Peki Arch Linux'a bahsedersek? Arch Community'si. Bu arada Arch tamamen community tarafından, yani topluluk tarafından geliştirilen bir dağıtım. Peki ben kalkıp kendime depo oluşturabilir miyim? İnsanlar bunu ekleyebilir mi? Peki. Evet, oluşturabilirsin. Linkini bilen herhangi bir kişi o depoyu kendi sistemine ekleyebilir ve senin paketlediğin programları istediği gibi kurabilirler. Yani ben istesem virüs ekleyebilirim o paketin içerisine. İnsanlar evet, ekleyebilirsin. Fakat şöyle de bir durum var. Çoğu dağıtım paket yöneticilerine bir güvenlik sistemi koyuyor. O paketin, deponun sahibinin onaylanması gibi bir olay. Bu onaylanma yani olmadı. Kullanıcıya bırakıyoruz. Kullanıcıya bak kardeşim, bu tanımadığım bir eleman, tanımadığım, güvenmediğim bir paket demeyeyim de güvenmediğim bir depo. Bunu eklemek istiyorsan sorumlusu sensin diyerek ekletiyoruz. Aynen. Dikkatli ol. Bunu diyor sana. Yani gene kurabilirsin. Fakat hani uyarıları görüyorsun orada. Aynen. Bir de şeyi bahsedelim. Bizim Linux'ta en çok kullandığımız komutlardan biri, konsol komutlarından sudo dediğimiz bir komut. Bunu bahset biraz mesela. Konsola bu bölüm girmek ne derece mantıklı sence? Yok. Şu açıdan gireceğim. Sudo diye bir komutumuz var arkadaşlar. Doğru. Bu komut güvenlik katmanı olarak. Aynen. Şöyle bir olay var. Linux'ta sizin normal giriş yaptığınız kullanıcı kendi kullanıcı klasörü haricinde hiçbir yerde yetkili değildir. Teknik olarak bu kullanıcı program kuramaz. Program kaldıramaz. Sistem genelinde bir değişiklik yapamaz. Bunlar için root yetkisi almanız gerekiyor. Yani yetkili kullanıcı yetkisi almanız gerekiyor. Bu da konsol üzerinden sudo komutuyla yapılıyor. Arayüz üzerinde genelde bu tarz bir şey isteyen programlar sizden şifre istiyor. Dolayısıyla sistem genelinde bir değişiklik yapmak ya da program kurmak istediğiniz takdirde bunu bilinçli olarak yapmanız gerekiyor. Sizin isteğiniz dışında sistem genelinde bir şey müdahale edemiyor. Tabii uçuk bir açık bulmadığı takdirde. O da genelde kapatılıyor hızlıca. Devam. Yani root bir sistemin sistemde, mesela normal bir sistemde bir şey silmek istediğiniz zaman bunu emin misiniz bak kardeşim bu böyle olacak diye soran sistem, ben suluyum dediğin zaman tamam abi sen ne dersen o konu pozisyonuna geçer. Bu arada yani sudo komutuyla verdiğiniz her komut sistem genelindeki her şeyi yapabilir. Yetkili olmadığı hiçbir şey yok.
Yani komple sistemi sil derseniz ya emin misin kardeşim diye sormayan bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden sudo ile root olmak karizma değil sorumluluk gerektirir. Bu evet. Bir daha düşünün. Hata ve hata sudo'yu ilk defa kullandığınız takdirde verilen çok güzel bir uyarı var. Üçüncü maddesi bir her şeyi özetliyor. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Aynen. Evet. Sanırım basitçe Linux'un nasıl bir başlangıç olduğunu anlattık gibi. Aynen. Yani Linux dediğimiz böyle bir şey. İlginç bir işletim sistemi. Sanırım yorum olarak da birkaç tane şeyleri koyabiliriz. Nereden deneyebilirler arkadaşlar, nereden indirebilirler veya nasıl kurabilirler? Bunları birkaç dokümantasyona ekleyebiliriz yayının sonrasında. Nerede yayınlayacaksak altına. Açıklama kısmına ekleyebiliriz. Popüler bazı dağıtımların linkini koyarım. Arch'ın linkini koysam mı onu merak ediyorum. Buldum, Gentoo linki koyacağım. Bu arada arkadaşlar biz dağıtım diyoruz. Böyle her önüne gelen dağıtım yapabiliyorsa trilyonlarca dağıtım mı olur? Doğru muyum ben? Evet. Yok, ve var. Peki bunların genel olarak istatistiğini görebileceğim bir site, bir şey var mı? Bir web sitesi var mı? DistroWatch. Hani DistroWatch diye bir sitemiz var. Buradan bütün güncellemeleri görebiliyormuşuz. Yani popüler olan. DistroWatch bu arada genel olarak dağıtımların istatistiklerini vesaire tutan bir site. Bunun yanı sıra az buçuk bilinen dağıtımların haberlerini de yapıyor. Yani takip edebileceğiniz güzel bir sitedir. Buradaki arkadaşlar. Pardon, bakmayın sözünü kestim köften. Buradaki bu sitedeki sağ tarafta göreceğiniz liste kullanım yüzdesi değil. Daha çok bu siteye girip de dağıtıma bakmış kişilerin istatistiğini tutuyor. Yani orada birinci dağıtım mesela şu anda mint olmasına rağmen en çok kullanılan dağıtımın mint olduğunu söyleyemeyebiliriz. Masaüstü sistemler için düşünüyorsak muhtemelen Ubuntu. Aynen. Sunucular için düşünüyorsak ya Red Hat /CentOS ya da gene Ubuntu olabilir. Aynen. Bu arada ya sunucu için farklı bir şey kurmama gerek var mı köfte? Yani ben kalktım mesela ismi lazım değil bir dağıtımı kurdum. Onu sunucu olarak kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsin. Fakat sunucu için özelleştirilmiş dağıtımların şöyle bir olayı var. Sunucu dağıtımları ya da bir dağıtımın sunucu sürümü genelde daha stabil paketler üzerinde odaklanır. Daha minimal yapıda olurlar ve hani direkt sadece sunucu için özelleştirilmiş oluyorlar. Fakat ve ayrıca sunucu için özel yazılmış yazılımları da içerebilirler. Evet. Peki bir şey soracağım abi. Bunun hepsi şey yapıyorsa, bu iş tamamen kaynak kodu açıksa şeyse bu adamlar nasıl para kazanıyor? Bayağı ilginç yöntemler var. Hatta Onur Küçük'ün çok sevdiğim bir olayı vardır. Bir seminerin ortasında özgür yazılımdan nasıl para kazanıyorsunuz diye soruluyor. Onur Küçük ayağa kalkıyor bu arada. Onur Küçük dediğimiz şey Pardus geliştiricilerinden biriydi. Çok da başarılı bir programcıdır. Hatta Pardus'un en sevilen sürümü 2009'un sürüm yöneticisiydi bu insan. Çok da saygı duyduğum bir insandır. Kendisi ayağa kalktı. Döndü ve dedi ki sizce aç kalıyor gibi bir halim mi var? Ancak ufak bir detayı belirtmemiz lazım. Onur Küçük soyadının tam tersi bir cüsseye sahip bir insan. Kendisini saygıyla anıyoruz. Evet. Ama kendisi de dalga geçiyor. Bunu da düşününce. Ya basitçe özgür yazılımdan para kazanılıyor. Nasıl kazanıldığını Ömer Bey'e atalım. Şimdi arkadaşlar büyük şirketler kesinlikle bedava bir şeyin peşinden koşmazlar. Aradıkları ben bir sıkıntı çektiğim zaman telefonu açıp bağırabileceğim bir şirket olsun, bir sorumlu olsun diye bakarlar. O yüzden teknik destekten para kazanırlar açık kaynak kodlu projelerin %99'u. Bunun en basit örneklerinden bir tanesi Red Hat mesela. Diyelim bir şirketiniz var. 50 kişilik bir şirketiniz var mesela diyelim. Buradaki bütün bilgisayarları Red Hat'a çevirmek istiyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken şu oluyor. Red Hat'la anlaşma kuruyorsunuz. O size bir masraf listesi çıkartıyor. Kurulumunu size yapıyor. Kurulum için para alıyor. Eğitimi istiyorsanız eğitimini yapıyor. Eğer sizin özel bir program gerekiyorsa bu programın bakımı ve geliştirilmesini yapıyor. Ve bunun yanı sıra teknik bir sorununuz olduğu takdirde arayabileceğiniz bir teknik destek hattının ücretini alıyor.
Bir de sertifikasyon sistemleri var. Yani siz bir işe gireceğiniz zaman ben kardeşim Linux biliyorum dediğiniz zaman adam size emin misin diye bakacaktır. Bu gibi şirketlerden Red Hat veya benzeri şirketlerin sertifikasyonları var. Aynı Cisco'nun sertifikasyonu olduğu veya Microsoft'un sertifikaları olduğu gibi sertifikalar var. Eğitim üzerinden de para kazanıyor bu şirketler aynı zamanda. Evet. Kendi ürünleri satıp. Bunun yanı sıra bir detay daha var. Pek çok özgür yazılım projesi bağış da alıyor. Yani ben kendim açıma söyleyeyim. Fazla bağış yaptığımı söyleyemem yani işte açıkçası. Ya alanlar var. Bunun i̇şte yanı sıra... veren olmuyor. Veren olmuyor. Yani bazen oluyor bazen olmuyor. Değişiyor biraz. Yani bu en düşük gelir kaynağı bu arada. Asıl büyük gelir kaynağı dediğim gibi hani firmalarla anlaşmalar. Hani siz adamların ürününü bedava kullanıyorsunuz ancak firmalar o şekilde kullanmıyor. Ubuntu'da mesela bu daha bariz. Ubuntu'nun kendi asıl dağıtımı bedava. Aynen. En büyük örneğini söyleyebiliriz. Mesela Red Hat diyoruz. Red Hat Linux'un paralı olduğunu biliyoruz. Ama aynısı sadece birkaç firma ismi değiştirilmiş. Bir de başka dağıtımımız var. İsmi CentOS. Bütün birebir kopyası gibidir ve bedavadır. Evet. Fakat CentOS'u aldığınız takdirde şöyle bir detayı, CentOS'u kurduğunuz takdirde aradaki fark şu. Hiçbir şekilde Red Hat'ın direkt olarak hizmetlerinden faydalanmıyorsunuz. Yani hizmetlerinden kastım teknik servisidir, eğitimidir, şudur budurdan faydalanmıyorsunuz. Tamamen kendi başınızasınız. Küçük bir şirketseniz ya da IT elemanlarınız gerçekten işini biliyorsa gayet mantıklı bir seçenek. Fakat büyük bir şirketseniz ve yani IT elemanlarınızın yetemeyeceğini düşünüyorsanız ya da yetişemeyeceğini düşünüyorsanız Red Hat'la anlaşma yapmanız zorunlu. Ya da başka bir firmayla. Aynen. Aşağı yukarı popüler yazılımların tamamının Linux ve açık kaynak kodlu sistemlerde alternatifleri mevcut. Ama yine de bazı yazılımlar var ki maalesef hala da Linux ürünleri mevcut değil. Bunlara birkaç tane örnek verecek olursak. En basitinden Photoshop. Aynen. Ya basitçe şey, profesyonel medya üretimi üzerinden bir şey istiyorsanız Linux'ta maalesef aradığınızı bulamıyorsunuz. İstisnaları söyleyelim. Mesela film sektörü özellikle sinema sektöründe tam tersine Linux üzerinden çalışan şirketler yoğunlukta olduğunu da söylemem gerekiyor. 3D özellikle Maya ve benzeri yazılımlarla. Evet ancak hani bu aşırı profesyonel bir düzeye çıkıyor. Hani normalde herhangi bir gireceğiniz şirkette karşılaşacağınız düzeydekilerde değil. Özellikle görsel editinde. Aynen. Video render maalesef. Konusunda video edit ve video render konusunda avantajları var. Çünkü hani ciddi anlamda daha az sistem tüketiyor aslında. Bu sayede render'ı daha verimli yapabiliyorsunuz. Daha hızlı biçimde. O yüzden hani kullanımı o aşırı büyük projelerde yaygın gene. Şöyle bahsedelim. Bu çok güzel bir proje Linux. Bir sürü şekilde. Aynı zamanda gerçekten çok az veri kaynak tüketimine sahip. Ve aynı zamanda diskte de çok az yer kaplıyor. Yani tam bir ofis sistemiyle, yazı programlarıyla, siz söyleyin ismini, film seyretme programlarıyla ve ihtiyacınız olabilecek her şeyin bir içinde bulundurduğu bütün yazılımlarla birlikte topladığınız zaman yaklaşık olarak 400-500 MB bir şey tutuyor. Yok. Yok, CD versiyonlarını düşünürsek. Yok artık değil. Artık değil. Artık 1,5 GB falan tutuyorlar. Ne yaptılar? Ne eklediler içine? Bilmiyorum. Yani kurulmuş halde bu arada 6-7 GB yer kaplıyor. Fakat ama diğer yandan Windows'la bir kıyaslayacağım bir. Hı-hı. Windows'un ISO'su ne kadar? Vallahi yorum yapamayacağım. Tam emin bilmiyorum ama 6 plandır büyük ihtimalle. Hemen bir bakayım. Archive ISO's 3.6 GB. 4 GB işte. Kurulu hali ne kadar? Bu arada kurulu hali ne kadarı sorduktan sonra bir detay ekleyeceğim. Kurulu hali ne kadar abi? Bir bakalım bir saniye. Hemen ez beni. Sistem bilgisayarı yeni şey yaptım, formatladım. Sistemde Linux şu anda yok. Ezsin beni. Tamam. Bakalım kurulu hali şu anda 21 GB.
Peki içerisinde herhangi bir sadece temel sistem mi var yoksa ihtiyaç duyduğun programlar da var mı? Bilgisayarı daha yeni kurdum. 10 dakika önce kurulumu tamamlamış durumdayım. Linux'ta kuramadım o yüzden. Vaktim yok hemen bu yayını yetiştirelim diye arkadaşlar. Üzerinde bir Discord yüklü, bir de Atom yüklü. Onun dışında bir de Chrome yüklü. Bunun dışında hiçbir şey yüklü değil. Yani söylediklerim maksimum 500 MB yer kaplıyor. 500 tutmaz. Tutlasak, bunları tamamı toplasak 20 MB, 30 MB tutar. Atom'un kendisi 100 MB civarı. Yok yok. Bir bakayım hatta. Gerçi internetten sonra çekiyor onu kurulum programı haricinde. Discord da aynı şekilde, Chrome da aynı şekilde. Tamam. Onların her birine 100 MB desen 300 MB düşür. Yine de 21 GB yer kaplıyor. Yani. Şimdi. 21 GB sadece temel sistem. 6-7 GB temel bir kullanıcının bütün ihtiyaçları. Bayağı az yer kaplıyor bence. Bir de ofis yok bunda. Linux sistemlerin tamamında aşağı yukarı dağıtımların tamamında ofis geliyor. LibreOffice. Bu arada mesela bir şey bakacağım. Kendi disk kullanımıma baktım. Şu an kök kullanıcımın klasörüne bakıyorum. Bu arada bu bir süredir kullanılan bir disk. Totalde 70 Home klasörümle beraber 50 GB yer kaplıyor. Home klasörümün kendisi 20 GB. Bu arada home klasörü arkadaşlar sizin internetten çektiğiniz programların ayarlarının tutulduğu bir şey. Yani programların kendisi değil. Veya internetten çektiğiniz müziklerin tutulduğu yer olarak düşünün. Ya sizin kullanıcı klasörünüz. Size ait şeyler orada. Programlar program değil. Sizin kendi dosyalarınız. Ve sizin ayarlarınız. Bu arada Köften biz sistem siz söyle ismini. Donanım olarak harcadığı şeylerden bahsediyoruz. Peki Linux'ta RAM tüketimi konusunda bahsedecek olsak ne kadar gözüküyor RAM tüketimi? Farkı ne Windows'un, Windows'la Linux arasında? Bütün RAM'i kullanıyor. Aynen. Arkadaşlar, var olan bir şeyi kullanmamak israftır. Linux sistemlerinde RAM'in varsa tamamını kullanır. Neyle kullanır? Girdiğiniz bir klasöre girdiğiniz oradaki dosyaların bilgisini tutar, şeyleri tutar. Olabildiğince cache'ler. Ne varsa doldurur bu şekilde. Ya olan şeyi boşa harcamamak için yani 64 GB teminiz varsa 64 GB'ı kullanırsınız. Ama neredeyse. Onu şu şekilde de kullanır. Büyük bir kısmını hazırda olmak için tutar aslında. Aynen. Cache'lemek. Yani çok kullandığınız şeylere çok daha hızlı erişmek için. Ya asıl hata o yüzden free diye bir komutumuz vardır. RAM kullanımını gösterir ya da herhangi bir RAM kullanımı gösteren yazılım açarsanız orada boştaki RAM, cache'teki RAM gibi detaylar görürsünüz. Bu arada arkadaşlar biz komut diyoruz ama bu bahsettiğimiz komutların tamamını görsel olarak da gösterebilen yazılımlarımız mevcut. Evet sadece komuta alıştığınız takdirde çok daha kolay geliyor cidden. Çünkü komut olayı Linux sistemlerinde daha doğrusu Unix diyelim. Bütün Linux'lar ve şeyler içeriğini alaraktan konuşalım. Komutlar ucuca eklenerekten sınırsız şekilde bir özgürlük sağlarlar size. Yani sallıyorum bir klasör içerisindeki dosyaları listeye komutunu verip bu çıktıyı bir başka program olan cut dediğimiz komuta sokup belli yerlerini kesip bir başka programa yollayıp bunun örneğin mailletebilirsiniz bir kişiye. Yani siz bir satır kodla normalde bir başka programcıya para verip yazdırtacağınız bir işlemi yapacak bir programa sahip olabilirsiniz. Bu arada Ömer abinin demin anlattığı komut şöyle bir iş yapıyor. Olabilir diyelim mesela .jpeg ile biten bütün şeyleri filtrelemesini sağlıyorsunuz o listedeki. O klasördeki bütün jpeg dosyalarının adlarını gösteriyorsunuz. Ve bunu mailliyorsunuz gibi düşünün. Aynen. Bu basit bir örnek. En basitinden bir örnek mesela. Evet. Linux sistemlerde örnekler bulunabilir. Evet. Linux sistem kullanımına da bu şekilde değindik. Oyundan da biraz bahsedebiliriz. Oyun oynamayanımız yok sonuçta. Yani özellikle mesela şurada bir adet Steam ikonum var. Yani Linux'ta oyun oynanabiliyor diyorsun. Evet. İlginç. Counter oynayabilir mi yani? Evet oynayabiliyorsun. Yok benim Steam hesabımda Counter yok o ayrı mevzu. Hemen alalım sana bir tane ya.
Oynamayacağım ki. Olsun. Olsun. Olabilir yani, belki seninle arada oynarız. Bende kaç tane oyun olduğuna bakabilir misin benim şeyimden? Steam'i açmaya üşeniyorum ya. 970 tanecik oyunum var benim Steam'de. Oynamalık değil, seyretmelik. Toparlıyoruz bakalım. Bu arada Ömer abinin bir huyu vardır. Humble Bundle'dır, şudur budur, gördüğü her yerden oyunu satın alıyor. Sadece almıyorum. Aynı zamanda bağışlıyorum da. Evet. Bunun yanı sıra mesela şey, Borderlands serisi en basitinden mesela Linux altında oynayabiliyorsunuz. Tomb Raider'ları oynayabiliyorsunuz. Civilization'ı ben bayağı bir oynuyorum Linux altında. Ve ilginç kısmını belirtelim. Mesela Dota oyununun Linux altındaki versiyonu Windows altındakinden çok çok daha performanslı oynanabiliyor. O hani aslında hani temelde bu pek çok oyun bu şekilde çalışabilir. Orada biraz hani performans düşüklüğü yaşadığınız oyunlarda direkt hani geliştiricinin optimizasyonu sıkıntılıdır. Onu da belirtelim. Yok yani, demek istediğim asıl hedef kitle olarak yazıldığı sistemden farklı sistemde daha performanslı çalışabiliyor. .NET var bu şekilde. Programı. Evet. Microsoft'un kendi geliştirme platformu. Evet. Microsoft ilginç bir karar aldı. Tuttuğu bütün sistemini. Baktı ben bunu alt edemeyeceğim. İçten yıkayım diye. asıl sistemlerinin Linux altında çalışmasını sağlayacak .NET sistemini Linux'a kaynak kodunu açarak Linux'a kullanabilir hale soktu. Sonra daha da ileri gitti. Kendi işletim sisteminde Linux kullanabilsin diye alt sistem olarak, sub sistem olarak Linux'ları getirdi. Artık Windows sistemden altında Linux kurulabiliyormuş. Kuruluyor, evet. Evet. Bu sayede virüsü de bulaştırabiliyorsunuz Windows sistemlere. O çok ironik ya. Neyse. Ufaktan da yavaş yavaş asıl konumuzun sonuna geldik galiba. Sanırım öyle. Konuşulacak çok konu olunca. Aynen. Biraz oradan biraz buradan konuşunca. Temel bir giriş yapmış olabiliriz. Bu arada hani konu hakkındaki sorularınız olduğu takdirde lütfen yorumlara bunları belirtin. İlerleyen bölümlerde bunlara yeri geldiğince değineceğiz. Ondan hafiften bir haberlere değinelim. Senin neyin? Seni dinliyorum. Konuşamıyorum ya. Ömer abi, haberlerimiz sende. Mir'den mi girelim? Olabilir. Arkadaşlar, önce Mir ne? Ben de ona anlatıyordum. Şimdi grafik altyapısını düzenlemek için Linux sistemlerinde bizim asırlardır diyeceğim ki o kadar geriye giden bir sistem. Benle yaşıt. Hatta benden daha yaşlı. Benden yaşlı. Köftem sen ne diyorsun? Güncel ders halini sayıyorsak benle yaşıt. Değişti mi bir şey? Bütün bug'larla birlikte port ettiler yeni sürümlerine. Evet. Adamlar bug'ları bile seviyorlar. Aynı sürümde yeni sürümlerine taşıyorlar bazı yazılımı. Henüz yani çözemedim sebebine. Senin kafada olabilir geliştiriciler. Efendim? Senin kafada olabilir geliştiriciler. Ben ama çözmeye çalışıyorum. Onlar tutmaya. Microsoft bilmiyorum. Kafasında. Neyse devam et. X11 dediğimiz bir sistemimiz vardı. Bu mouse'un görsel olarak kullanabildiğimiz sistemin altyapısını oluşturması için tasarlanmış bir sistemdi. Bunun yazılmasının asıl amacı, belki köfte de belki bunu bilmiyordur. Sistem şuydu. Herhangi bir yazılımın ana makinede çalışırken ufak dummy machine'lerde rahatlıkla çalışabilmesi için network ortamından aktarılmasıydı asıl amaç. Bu bahsettiğim 80'lerin sistemleri. Yani her evde bir bilgisayarın olmadığı zamanlar için tasarlanmış bir sistemdi. Network transparency diye geçiyor. O olaya günümüzde ihtiyaç kalmadı ve artık istenilen security de sıkıntı. Bu yüzden bu sistemi atıp ve bir sürü sorunu vardı. Wayland denilen bir sisteme geçmek istediler. Wayland nedir bunları anlatmakla kaybetmeyeyim. Yeni bir sisteme geçmeye çalıştılar. Bu Wayland sistemine geçmeye çalışırken Köftem'in çok sevdiği firma tırnak içinde Canonical firması Mir isimli alternatif bir Wayland'e alternatif bir sistem yazmaya, tasarlamaya başladı. Amaçları şeydi, sadece bilgisayar değil, cep telefonları falan içinde. Bu arada kendi cep telefonu projeleri de çöp oldu. Böyle olunca iki kola ayrıldılar ve
Linux dünyasında en büyük sıkıntımız tek başlılık olmadığı için aynı projeyi farklı farklı kişiler tekrar tekrar yazabiliyorlar. Aynı programdan mesela binlerce olur. En büyük sıkıntımız. Ama şöyle bir durum var. Bu dikkatli kullanıldığında aşırı güçlü de olabiliyor. Aynen. Çünkü ama biri diğerinin çözüm bulduğu bir probleme başka bir çözüm buluyor ve ikinci çözüm daha verimli olabiliyor. Diğeri de sonradan buna adapte oluyor falan. Böyle yöntemler evet. De olabiliyor. En büyük, en güzel örneklerinden şeydir mesela. Ofis sisteminde önce OpenOffice girip sonradan Libre'ye çevrilmesi, sonra ikisi birleşip tekrar bir araya gelmeleri. Benzeri örnekler. Velhasıl bu Mir dediğimiz sistem, Wayland dediğimiz sisteme alternatif olarak şey yapıldı. Sonra Canonical dedi ki ben bunu elime yüzüme bulaştırdım. Vazgeçtim bu olaydan. Ve şimdi en son bir hafta önce de tekrardan neyse ben Ubuntu'nun yeni sürümünü çıkartıyorum. Bari buna yetsin diye geri döndürtmeye karar almışlar. Yani böyle saçmalıklar oluyor işin açıkçası. Bu arada bundan bahsetmişken biraz eski bir habere değinelim. Daha önceden Mir'i durduracaklarını açıkladıklarında bir şey daha durduracaklarını açıkladılar. Unity. Unity ne? Unity 3D ile karıştırılmaması gerektiğinden bahset. Bir tanesi oyun yazmak için gerekli olan bir şeydir. Sistem. Bir de Unity dediğimiz görsel ara birim. Windows sistemlerde arkadaşlar sadece Windows kullanırsınız. Her şey tek bir görsellik şeyidir. Linux sistemlerinde alternatif pencereleri kontrol eden sistemler vardır. Bunlar desktop environment deniliyor. Masaüstü ortamı. Bunlardan GNOME diyebiliriz. Benim geliştiricisi olduğum, yani fazla geliştiremesem de, fazla şu aralar katkıda bulunamasam da, KDE, Türk olarak KDE'ye alıştık biz. Bu şu an artık masaüstü kısmı plazma desktop. Daha önce bayağı bir kafamı yemiştin. Şu an aynı hatayı sen yaptığın için ben senin kafanı yiyeceğim. Yok, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeceğiz bunu. Alacağın olsun köfte. KDE plazma. Hah, oldu mu? Plazma dediğimiz var. Cinnamon var. Mate var. XFCE var. Ha bak mesela Mate'den bahsedebilirsin. Bu demin insanların kafasına göre ayrılması olayıyla ortaya çıkan projelerden biri. Aynen. GNOME dediğimiz GNOME ve KDE yani Plasma Desktop Linux camiasındaki en popüler o zamanlar Linux camiasındaki en popüler iki masaüstü ortamı. Muhtemelen hala da öyleler. Fakat GNOME 2 sürümünden 3 sürümüne geçildi. İnanılmaz büyük değişiklikler yaptı. Hani alakasız iki masaüstü ortamına dönüştüler. Ve ilk dönemleri GNOME 3'ün bayağı kötüydü. O yüzden ortaya 3 tane büyük fork çatallanma çıktı yani. Altyapı güzel fakat kullanım mantığı çok kötü. Biz bunu kendimize göre uyarlayacağız diyen 3 farklı dal ortaya çıktı. Cinnamon, Mate ve Unity. Cinnamon daha Windows'vari bir kullanım yapısına sahip. Ancak GNOME 3'ün getirdiği bütün ekstra özellikleri de barındırıyor içerisinde. Biraz daha ağır fakat özelleştirilebilirliği yüksek bir masaüstü ortamı. Mate, GNOME 2 kafasında yapılmış ama GNOME 3 altyapısını kullanıyor. Yani GNOME 3'ün teknik altyapısını kullanıyor fakat biraz daha kırpılmış ve GNOME 2 yapısına getirilmiş. Daha hafif ve daha kullanımı alışkan, eski GNOME kullanıcılarına alışkanlık konuşamadım. Unity ise Canonical'ın projesi. Daha macOS'vari bir arayüz. Biz bunu geliştireceğiz, bunu kullanacağız dediler. Benim Unity hakkındaki her daim yorumum aynı kaldı. Fikir güzel. Yani kullanım mantığı, arkasındaki fikirler güzel. Uygulama kısmı çok kötü. Çünkü stabilite problemleri bayağı bir oldu. Performans problemleri bayağı bir oldu. Ve bunun yanı sıra çok saçma bazı kararlar oldu. En basitinden Amazon'a arama verilerini vermesi gibi. Neyse. O en büyük sıkıntıydı. Biraz bahsedebilir misin ondan tam olarak? Bir özgür yazılım projesi içerisinde büyük bir şirkete sizin başlat menüsü diyelim. Başlat menüsü içerisinde yaptığınız bütün aramaları verisini istatistik olarak veriyordu.
Normalde reklam için olacağı söyleniyor fakat hani güvenilir bir şey değil bu gene. Dolayısıyla Microsoft her gün yapıyor. Ha? Microsoft her gün yapıyor bunu. Evet. Fakat insanlar farkında değil. Fakat özgür yazılım olunca insanlar anında farkında oluyor. Aynen. Çünkü arkadaşlar kötü niyetli bir kişinin gördüğü bir açığı veya gördüğü bir şeyi iyi niyetli bir kullanıcı da, iyi niyetli bir yazılımcı da rahatlıkla görebiliyor. Çünkü kaynak kodu dediğimiz programcının hazırladığı kısım herkese açık şekilde gözümüzün önünde. Ve çoğu insan da genelde kendi kullandığı da sistem olduğu için o açığı kapatmak istiyor. Haliyle. Aynen. Neyse. Ubuntu, daha sonra Canonical, iki ay önce falan artık Unity'yi durduracaklarını, Ubuntu 17.10 ile beraber NOM'a geri döneceklerini duyurdu. Ve NOM'u daha Unity vari bir hale modifiye ederek koyuyorlar. Ancak hani ayarlarıyla oynayarak modifiye ederek oynuyorlar. Yazılım kısmı aynı. Kodlarında bir değişiklik olmadan bunu yapıyorlar bu sefer. Böyle bir karara geçtiler. Bu arada biz bahsediyoruz. Her yazılımın alternatifi var. Aynıları olanlarda var mı bu? Ne yani? Mesela Chrome'un aynısı var mı şeyde Linux'ta? Örneğin. Chrome var. Chrome'un açık kaynak kodlu versiyonu olan Chromium var. Chrome'un test sürümleri var. Ha? Chromium'la Chrome arasındaki fark ne? Chrome kullanan sen olduğun için sana bırakıyorum burayı. Arkadaşlar Chromium'la Chrome arasındaki en büyük fark Flash eklentileri ve bazı kodeklerdir. Onun dışında hiçbir fark yok. Bakıldığı zaman. Çünkü birinde bazı kapatması, kaynak kodu kapatması gereken veya lisanslı olan kısımlar olduğu için bu arada arkadaşlar çeşitli şeyler vardır bizde açık kaynak dünyasında. Lisanslamalar vardır. GNU, GPL dediğimiz... Bunlara bu bölüm girmeyelim vardır. Daha başka bir bölüm girmeyelim. Tamam sadece şunu söyleyeyim. Bazı lisanslar bir başka lisanslıla birlikte paketlenmesine izin vermezler. Yani örneğin ben diyorum ki kardeşim benim paketimle birlikte kapalı kaynak kodlu bir başka paketi aynı anda 100 lira sunamazsın. Bu olaydan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı Chrome'la Chromium iki ayrı sistem olarak ayarlandı. Aslında aynı proje. Yani temel kısmı birebir aynı. Aynen. Yani bir web sitesini Chrome'da da Chromium'da da açtığınız takdirde birebir aynı gözükür. Chrome'da da Chromium'da da direkt Google hesabınızı bağlarsınız. Birebir aynı ayarlar var vesaire vesaire. Evet. Tabii, başka nelerden bahsedelim? Başka nelerden bahsedebiliriz? Güzel bir soru. Haber var mı elinde? İlginç bir haber. İlginç bir haber. Fazla ilginç bir haber yok şimdi açıkçası benim elimde. O zaman haberlere de geçiyoruz demektir. Canonical haber kısmımızı yeterince doyurdu bence. Abi ilginç bir haber. Geldi aklıma. Dinliyorum. NOM 3.26 çıktı. NOM'dan bahsettik. O kadar. Takip etmiyorum. Ben NOM kullanıcısı değilim. Ben NOM kullanıcısıyım biliyorsun. Bir ara KDE'ye dönmüştüm. Geri dönmüştüm. Bayağı uzun zamandır kullanmadıktan sonra. NOM'a geri döndüm. Haber dersen şeyden bahsedebiliriz arkadaşlar için. AMD'nin yeni işlemcisinin silikon bazlı bir hatasından dolayı Linux'larda sıkıntı çıkarttığını ama şimdi düzelttikleri yeni nesil üreten şu anda piyasaya girmiş olan yeni nesil AMD'lerin tamamında bu hatanın kalktığından bahsedebiliriz mesela. İlginç gelir. Bahsettik de zaten şimdi. Aynen. Evet böyle bir durum vardı. Çok nadiren de olsa çökmeye sebep olabiliyordu bir şeylerde. Ha çökme demişken mavi ekran var mı bizde? Bilmem. Bizde siyah ekran var. Sadece. Ama mavi ekranımız yok işin açıkçası. Çünkü bizim Linux'ta bir hata olduğu zaman sana bütün ayrıntılarıyla her şeyi verir ve sistem kilitlenmez yine de. Sen onu bir şekilde üstesinden gelip de düzeltebildiği. Evet böyle ilginç şeylerimiz var. Ben mesela Fedora sevdiğimi söylemiştik. Evet. Fedora'yı sevdim mesela. Fedora 2 hafta önceki Rawhide denememde bazı hatalardan dolayı kurulum dahi başlamayacak kadar hatalarımız vardı. Şimdi orada, Rawhide tamamen test sürümü o yüzden size hiçbir şekilde... Normal kullanıcılar için değil zaten bu. Rawhide daha çok hataları bulalım da normal kullanan kişiler bu hatalarla karşılaşmasın diye uğraşılıyor. Ama çok ilginç hatalarla da karşılaşabiliyorsunuz eğer böyle ekstrem uçlarda yaşıyorsanız. Hani öyle ufak detaylarımız var.
Ki sen özellikle uçlarda yaşamayı tercih eden bir insan olduğun için bir ara bilgisayarında herhangi bir stabil sürümlü bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Bilgisayarımda Windows vardı. Nasıl stabil bir şey olsun da? Stabil sürümlü. Yani sürüm işte, numarası şey stabil olarak geçiyor. Windows uygulamaları sayıyorsak calendar olabilir ya mesela. Veya hesap makinesi olabilir. Onun dışında yoktu yani hiç. Evet, hepsi sana. Şey. Hepsi. Hepsi alfa sürüm. Bu arada şu anda kullandığım sistemde de öyle. Şu anda mesela Windows'u yeniden kurdum diyorum. Hepsi mesela şu anda Discord'la seninle konuşuyoruz. Discord'un da alfa sürümü. Sistemde Atom kurulu, onun da alfa sürümü. Chrome kurulu, onun da alfa sürümü. Kenarı sürüm kurulu. Birazcık uçlarda yaşıyorum ben galiba. Ah. Ve bir sonraki podcast'imize Fedora'nı kurmuş halde geliyorsun. Değil mi? Hadi bakalım. Tabii ki. Söz. Ödevimi yapacağım. Bu arada benim sanırım tek test sürümü kullandığım şey Firefox olabilir. Firefox Nightly kullanıyorum. Ben Chrome sonrasında doğru düzgün Firefox'u kullanmadığımı itiraf etmem gerekiyor. Bu arada arkadaşlar, haber diyoruz, bahsedelim. Bizim açık kaynak kodlu dünyasında aynı şeyi bir daha yapma sevdamız yüzünden bazen çok komik olaylar olabiliyor. Mesela Unix dediğimiz işletim sistemimiz Linux'tan önceki şekli, yani daha doğrusu bedava olmayan şekli olan şey, atamız diyelim. Yazılması için önce C programlama dilini icat etti arkadaş. İsmini unuttum şu anda arkadaşın. Ondan sonra C icat edince, C ile yazdı. Sonra da C ile işletim sistemini baştan yazdı. Bu durumun benzeri şimdi Firefox için de gerçekleşecek. Benim kullandığım sürümde gerçekleşti bu arada. Tam değil, modüler olarak. Büyük çoğunluğu evet. Rust denilen bir programlama dilini yazdı Firefox grubu. Mozilla grubu daha doğrusu, düzeltelim. Rust isimli programlama dilini yazdı. Sonradan bu Rust'la Browser yazmaya başladı tekrardan. Yani böyle çok tuhaf şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ve bariz hızlı olacak. Yani Chrome veya Firefox, yani Chrome veya diğer Edge'den trilyarlarca hızlı kabul edebileceğimiz bir hız farkı olacağını söyleyebilirim. Tamamlandığında proje. Bu arada ben şu an bile bunu hissedebiliyorum, onu söyleyeyim. Yani şöyle anlatayım size arkadaşlar. Bir tane benchmarking'de, hız testinde bir tanesinde, yapılan bir görsel oynatma şeyinde, testinde, Microsoft'un Internet Explorer denilen yaratığı... Lütfen artık Edge. Yok, onu bahsedeceğim. Bak, Internet Explorer'da 1 FPS veriyor. Yani saniyede 1 kare çıkartıyor. Edge'de ise saniyede 3 kare çıkartıyor. Hakkını vermek gerekiyor. Bayağı düzelttiler Microsoft şeyle birlikte, Edge'le birlikte. Ben hakkını veririm kimse hak ediyorsa. Edge'le birlikte 3, yani hak vermişiz, 2 tane verdik. O da herhalde olsun. 3'e çıkmış durumda. Chrome'da 15 veriyor. 15 FPS gösterirken. Firefox'ta 13 gösteriyor. Bu yeni yazılan, tamamlandığı zaman olacak şeklinde ise 300. Arasında şöyle bir fark var yani. 300 ile 15'e karşılaştırırsak zaten bariz ne kadar hız farkı olacağını görebilirsiniz. Ah, çok ilginç şeyler bunlar. Bunlar çok ayrıntı. Birçok arkadaşın ilgilenmeyeceği şeyler aslında. Yani o yüzden sanırım podcast'in sonuna koymuş olabiliriz. Tabii ki. Podcast'in sonu demişken yavaştan podcast'imizi bitirsek güzel olabilir. Tabii ki. Evet. Ömer abi, ilk podcast deneyimin nasıldı? Valla bayağı sürçülisan ettik. Artık affolsun. Bence gayet iyiydin ya. Evet. Şimdi sizden isteyeceğim şeyler: Free Talk kanalımıza abone olmanız. Çünkü bundan sonraki bölümler orada yayınlanacak. Bunun yanı sıra benim kendi Linux videolarımın önemli bir çoğu, daha doğrusu eğitim üstüne olan videolar, orada yayınlanacak. Ömer abiyi de gazlayacağım. Orada da onlar kendi videolarını yapmaya başlayacak umarım. Yaparım. Benim kendi kanalımdaki, yani Köfteyiz Köfte kanalındaki Linux videoları bundan sonra sadece hani kişisel deneyimlerdir, şudur budur şeklinde ilerleyecek. Hani ufak şeyler olacak. Böyle bir detay. Bunun yanı sıra bu videonun altında lütfen daha sonraki videolarda merak ettiğiniz şeyleri sormanız. Bu arada yanıtlamayacağımız birkaç bir şey var. Yani konu almayacağımız birkaç bir şey var. Onlara birazdan değineceğiz.
Bunun yanı sıra yorum şey eleştirileriniz yani. Şunu şu şekilde yapsanız, bunu bu şekilde yapsanız, şu şekilde bir şeyler deneseniz, şöyle bir kısım koysanız tarzı önerilerinizi lütfen belirtin. Ve hani ne kadar detaylı açıklarsanız o kadar bizim için iyi. Bu sayede kendimizi geliştireceğiz. Çünkü bu ilk podcastimiz ve ikimizin de podcast deneyimi yok. Benim video deneyimim var ancak hani aynı şey değil. Aynı şekilde SoundCloud hesabımız da açılacak. Oradan direkt hani telefonunuzdandır şudur budur dinlemek için kullanabilirsiniz. Farklı yöntemler için önerileriniz varsa onları da belirtebilirsiniz. Ve sanırım öneriler istediklerim bu kadar şimdilik. Ve yanıtlamayacağımız kısımlara da geçelim Ömer abi. Kesinlikle aynı soruları tekrar tekrardan sorulması durumunda yanıtlamayı düşün. Arkadaşlar bu arada olacak, onu... Google denilen bir icadın olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bir sorunuz olursa önce bir seferlik olsun Google'da sorun. Hani yapamadınız mı? Bir kere Bing'de sorun. Yani sorun yeter ki orada. DuckDuckGo'ya sorun lütfen. Tamam. Bunun yanı sıra yanıtlamayı düşünmediğimiz bir şey, daha sonra konu almayı düşünmediğimiz bir şey, Linux nasıl kurulur? Ubuntu kurmak istiyorum, nasıl kuracağım? Bu tarz şeyleri yanıtlamayı pek düşünmüyoruz. Çünkü hani bir zaten kurumları bayağı basit. Herhangi bir belgesine baktığınız takdirde inceleyebilirsiniz. Artı hani kanalda biraz boş bir içerik gibi geliyor ikimize de. Ya dediğim gibi aynı şeyi tekrar etmek gibi oluyor ve kanalın izleyici kitlesini yine mi bu dedirtebilecek türden bir şey olacağı için daha çok sohbet havasında devam edeceğim. Biz bir podcast düşünüyoruz işin açıkçası. Aynen, sorularınızı alacağımız. Her hafta farklı bir konu ya da konular belirleyip bunlar üstünden geyik yapacağız aslında. Bu biraz aynen daha açıklama odaklı bir bölüm oldu çünkü ilk bölüm. Birazcık da benim şeyim var. İlk defa bir yayın yapmamdan kaynaklı bir heyecanım var. Biraz sohbet havasına dönüşemedi o yüzden. Ama umarım bundan sonra daha iyi olacak. Evet. Bu şekilde. Bunun yanı sıra başka nelere değinmeyeceğiz? Hani çok karmaşık how to tutorial'larına bu podcast'te hiçbir şekilde değinmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. Onunla özel bazı how to tutorial'larına, yani nasıl yapılır tutorial'larına ayrı video yapabiliriz ama. O aklınızda bulunsun. Ancak hani çok istenirse ve hani yapılmasına gerekli duyduğumuzu düşünürsek. Bunun yanı sıra konular tamamen kafamıza göre olacak. Ve ya da sizin önerilerinize göre. Evet. Sanırım bu bölümümüzden bu kadar. 1 saat 8 dakika olacak gibi bir şey. Yani. Yıktık perdeyi eledik viren. Aynen. Sahibine haber verelim. Hadi bakalım. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kellerden iyi... bitiş düşündüm. Düşünemedim. Neyse. Kel sunucularınız sizi uğurluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.